Sevgili Mavi Kadın izleyicileri, bugün doğum haritasının neden önemli olduğunu konuşuyor olacağız. Doğum haritası neden önemli? Çünkü doğum haritası aslında parmak izi kadar kişiye özel bir harita. Yani siz doğduğunuz anda gökyüzünün fotoğrafının çekildiğini düşünün. Bütün gezegenler nerede, bunların konumları ne, sizi nasıl etkiliyor? Bunların hepsini aslında biz doğum haritasında görüyoruz. Yani sadece o burcumuz dediğimiz güneş burcumuz, o doğum haritasının belki de sadece %10'luk kısmını oluşturuyor. Kolay anlatması, o yüzden hepimiz onun üzerinden anlatıyoruz. Bazen yükselenleri dahil ediyoruz ki yükselen de çok şey verir bize, bir sürü anlamda zamanlamayı verir her şeyden önce. Ama doğum haritası genel anlamda o kadar çok detay içeriyor ki ben fırsat olan, yapmak isteyen herkesin en azından bir kere bir doğum haritasını öğrenmesini tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü bizim hepimizin bu hayatta zorlanacağı, daha şanslı olduğu, daha iyi olduğu konular var. Bir kere meslek seçimlerinde bunu kullanabilirsiniz, hayat planlamalarınızda bunu kullanabilirsiniz. Böyle bir harita gibi düşünün, bir yol haritası gibi düşünün. Yani buna böyle işte kaderimi gösteriyor, işte hayatımı ona mı bağlayacağım gibi diye düşünmeyin de zamanın kalitesini veren bir araç gibi düşünün. Doğru zamanlama, doğru planlama, doğru adımları atmak için. Yoksa hiçbirimiz kaderi de söyleyemeyiz, hayatımızla ilgili böyle büyük laflar da edemeyiz ama ne yaparız? Örnek veriyorum, sizin bir yurt dışı hayaliniz vardır. Onun için size en iyi gelecek yılı çok rahat söyleyebiliriz. En kolay adımların ilerleyeceği zamanı söyleyebiliriz. Ya da siz yatırım yapmak istiyorsunuzdur. Haritanızın bunun için en uygun olduğu zamanı konuşabiliriz. Bunun gibi yani zamanlamayı kullanmak için, plan yapmak için astroloji haritası kesinlikle kullanılmalı. Bir şey daha var. Dedim ya hani doğduğunuz anda gökyüzünün fotoğrafının çekildiğini düşünün. Bu da bize bir sürü bilgi veriyor. Yani sizin karakter olarak, hayata bakış açısı olarak nerede zorlanabileceğinizi görüyoruz. Yani çok yetenekli bir çocuğun işte analitik bir çocuk gibi yetiştirilmesini de engelliyor astroloji haritası. Çok analitik bir çocuğun zorla sanata yönlendirilmesini de engelliyor astroloji haritası. Yani diyor ki bu çocuğun böyle böyle yetenekleri var ya da bu insanın böyle böyle yetenekleri var. Bu konuyla ilgili uzmanlaşabilir. Ya da bu konularla ilgili zorlanacak, bu konular onun için zor olacak. Belki bu konuda onun daha çok isteği, daha çok desteğe ihtiyacı var. Bunları söyleyebiliyoruz. O yüzden astroloji haritasını bir zamanın kalitesi, zamanın güzel kullanılması olarak kullanırsanız hayatınızı genel anlamda çok daha iyi yönetirsiniz. Peki neler var astroloji haritasının içerisinde? Güneş burcumuzu hepimiz biliyoruz zaten. Ay burcumuz var. Bizim duygusal fitremiz diyoruz ay burcumuza. İşte Venüs'ümüz var. Aşka, paraya bakış açımızı gösteriyor. Mars'ımız var. Enerjimizi gösteriyor. Bunların hepsi bir araya geliyor ve Voltron oluşturuyor aslında. O yüzden dediğim gibi astroloji haritası neden önemli? Çünkü bütün hayat planlarını kullanmak için, bütün hayat planlarında, adımlarınızda doğru adımlar atmak için harita size bir yol gösterici olacak. Toparlayacak olursak astroloji haritasını en azından kendi haritanızı öğrenin derim ben. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur.